Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız ama kısa olacak. Bir böyle bir destem var. Biliyorsunuz bu desteği. Böyle kartları olan. Bir de böyle bir destem var. Deste seçeceksiniz. Sonrasında seçeceğim kartları. Birinci deste, ikinci deste. Aklınızdaki kişiyi düşünün. Bakalım sizinle ilgili şu an genel olarak hissiyatı ne durumdaymış. Merhaba birinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şöyle yine bir temizleyelim de. Birinci desteği, bu desteği seçen arkadaşlarım. Akıllarındaki kişi, onlar hakkında ne düşünüyor? Düşünceleri ne? Hisleri ne? Seviyor mu? Ne hissediyor? Hisleri neler? Şuralara birer destek kartı alalım bakalım. Kendi destem. Kendim yine başka deste de yaptım da hiç kullanmadım. Bakalım. Düşüncelerine şöyle bir kart. Hislerine şöyle bir kart. Okey. Şuradan bir şey alalım. Hop. Birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin düşüncelerine bir de hislerine bir kart. Bir de enerjisine bakalım. Birinci desteği. Ters tuttuk şöyle. Birinci desteği seçen arkadaşlarımın akıllarındaki kişinin onlarla ilgili enerjisine bakalım. Şimdi. Kıskançlık. Ay. Şimdi bu ne demek? Aa işte çok kıskanıyor. Evet, kıskanıyor olabilir ama burada şu da var. Bir izleme durumu da var arkadaşlar. Ya özellikle bu insanla iletişiminiz de yoksa bir de ne yapıyor, ne ediyor, ne durumda biraz bunların peşinde olabilir. Böyle sizi izleyen birini görüyorum uzaktan uzağa açıkçası. Evet. Ay nasıl seviniyorum var ya sizin adınıza. Böyle de fenayım. Şimdi burayı da açalım mı? Burayı da açalım. Dövüşçüler size. Şimdi hepsi gözüküyor mu? Gözüküyor sayılır. Tamam. Şu kadar gözükse bize zaten kafi. Yine böyle alalım. Şimdi düşüncelerinde ne var? Biraz soğuk yapıyor olabilirsiniz birbirinize, tamam mı? Siz ona soğuk davranmış olabilirsiniz. O size soğuk davranmış olabilir. Burada çünkü uzaktan uzağa bir izleme durumu var. Yani zaten bir kıskançlıktan bahsediyor. Özellikle burada haritalarınızda sizin veya karşı tarafın Kova ikizler terazi, Aslan burcu ve Balık burcu varsa çarpı 2 gibi alabilirsiniz. Aklıma şu an hemen bir arkadaşım geldi ama. Şimdi burada bir ikinci şans durumu var. Ya bu insanla birbirinize böyle yeniden bir şans vermişsiniz ya da şu an görüşmüyorsanız aslında bu insan sizinle böyle bir ikinci şans durumunu düşünüyor. Hani aslında geç kalınmadı her şey için. Tamam aramızda bizim sorunlar var, çatıştığımız durumlar var, aklımızı kurcalayan durumlar var ama yine de burada diyor bir ikinci şans durumu var. Ve bu insan beni düşünüyor mu? Evet düşünüyor. Yani zaten kesinlikle düşünüyor. Hem kupa altılısı hem burada imagine kartı. Ve ilginç imagine kartı da 20 numara. Kıskançlık da 20 numara. 20 sayısının bir anlamı olabilir tabii aranızda. Sizi böyle hem kıskanıyor. Ya biriyle olursa. Çünkü değnek yedilisi belki sizin başka biriyle olduğunuzu bile düşünüyor olabilir. Çünkü kılıç kraliçesi biraz da böyle önündeki diğer opsiyonlara, diğer fırsatlara bakan da bir kadındır. Tabii kadın olmak zorunda değil yani. Şey olarak karttan bahsediyorum. Karşısındaki artık her kimse. Sizin yani başka opsiyonlara böyle yöneldiğinizi, belki başka birilerini kafanızdan geçirdiğinizi, onlarla görüştüğünüzü, buluştuğunuzu düşünüyor olabilir ve bu yüzden zaten biraz böyle kıskançlık enerjisine girmiş olabilir. Ya da böyle bir durum yoksa dahi, bunu düşünmüyorsa dahi, sizin bir şekilde ona soğuk yaptığınızı ve yani size gelse bile belki onu reddedeceğinizi düşünüyor olabilir. Ve hani gelirsem ne olur, geç kalır mıyız, ne olur, ne biter ya da görüşürsek. İlla ayrı olmak zorunda değilsiniz. Biraz öyleymiş gibi konuştum ama
şurada çıkan kartlardan dolayı. Hani burada sizi düşünen, hayalinizi kuran ve hatta sizi özleyen birisi var ve yüz yüze görüşmeyi de isteyen aslında birisi varmış gibi gözüküyor. Özellikle şuradaki karttan dolayı zaten. Sürekli geçmiş teması aklıma geliyor. Bir de şu karttan dolayı. Niye? Çünkü Never Ending Story. Ya sanki burada şey bir hikaye var. Bir tartışma yaşıyorsunuz, böyle bir görüşmüyorsunuz, sonra tekrar konuşmaya başlıyorsunuz, sonra tekrar aynı şey. Hep böyle ilişki bir kavga dövüş halinde. Hep ama yani. Gelen kartı görüyorsunuz. Hep böyle sanki şeysiniz, iki sevgili değil de bir ringe çıkmış iki boksör. Hadi bakalım ben sana vurdum, sen bana vurdun. Böyle amansız bir şey var ve birbirinizle ilişkiye ve iletişime geçtikçe şeyin de farkındasınız. Şimdi ben bu ringe çıktım ya kesin canım yanacak. Ben yumruk yiyeceğim bunu biliyorum. Hani ikiniz aslında bunun farkında olarak çıkıyorsunuz o ringe. Ama hani yumruk yiyeceğinizi bile bile yine de o ringe çıkmaktan da geri durmuyorsunuz yani. Böyle bir durum var. Biraz böyle acıyı da sevmek var burada. Acıyı sevmek olur mu diyorum ben de size. Şimdi sizinle ilgili olarak hislerini böyle bir düşünüyor. Böyle bir karar alma noktasında olabilir. Tamam mı? Ne olacağını düşünüyor. Çünkü diyor ki yani biz hep aynı şeyi yaşıyoruz. Bizim hikayemiz artık buna döndü. Sürekli sil baştan aynı şeyleri yaşa yaşa. Sorun çözülüyor. Yine aynı oluyoruz. Bunun gibi bir şey var ve bu durum aslında sizi de karşı tarafı da huzursuz ediyormuş gibi gözüküyor açıkçası. Hislerinde şu an çok şeyi söylemiyor. Ölüyorum, bitiyorum, aşığım bunu söylemiyor. Çünkü biraz daha böyle hani karar almaya yönelik bir durum varmış gibi kendini gösteriyor. Burada da özellikle işte Koç, Aslan, Yay ve Kova burçları zaten kendini gösteriyor. Yani yine aklınızda bulunsun. Ya bu insan düşünüyor hani ben gelsem mi, gelmesem mi, ne yapsak biz. Açıkçası biraz böyle kafasının karışık olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de aranızda mesafe olabilir. Aa, 6 6'lık ilk kart 6 alta geldi. 6 özellikle hani 6 vakittir aranızda böyle bir şeyler olmuş olabilir. Şehir mesafesi belki aranıza girmiş olabilir. Eğer öyle bir mesafe varsa iki kart da çünkü yine bana mesafeden bahsediyor. Ya size gelmek gibi bir düşüncesi olabilir hislerinde ama biraz böyle iki taraf da birbirine burada soğuk yapmış. Yani bu insan bilmiyor çok da ne yapacağını. Gelsem mi yoksa gitsem mi? Yani. Çok böyle şeyi söylemedi. Aa ölüyorum, bitiyorum, aşığım demedi. Vazgeçtim de demedi ama biraz kafasının karışık olduğunu söyleyebilirim yani. Çok ne yapacağını bilen birisiymiş gibi gelmedi bana açıkçası. Kartları karıştırıp bir de bakalım. Ne yapar peki? Ne yapacak? Yani sizinle ilgili olarak eylemi ne yönde olacak bu insanın? Bir kart daha istiyorum buna. Şimdi şöyle gibi sanki yani yine böyle bir iyileştiriyorsunuz aranızdaki durumu. İşte sıkıntı neyse çözüyorsunuz ama sanki yine böyle bir sıkıntı çıkıyor ve yine yoruluyorsunuz. Yine birbirinizi üzüyorsunuz. Yine böyle bir şekilde birbirinize acı çektirmeyi iyi başarıyorsunuz siz. Ve artık sanki bu ilişki biraz şeye de dönmüş olabilir. Ya of, bile bile lades. Hani sürekli aynı şeyi yaşıyoruz ama birbirimizden de kopamıyoruz. Böyle can sıkıcı durumlar var yani bununla ilgili olarak. Ha, çok böyle somut şey bir şeyle gelir mi? Çok böyle somut bir teklifle gelmeyebilir bu insan size. Aklınızda bulunsun. Yani gelirse bile evet başta bir şeyleri iyileştiriyorsunuz ama biraz böyle havada kalıyormuş gibi. Biraz evet masum, toy bir enerjiyle yeniden gelmek. Hani bir görüşmek hiç olmazsa bir iletişim bu gibi durumlar olabilir. Ama özellikle de ex partner gibi durumlarınız varsa şunu bilin ki çok hemen böyle bir hadi ilişkiye başlayalım havası burada yok yani arkadaşlar maalesef ki. Çok öyle bir şey gördüğümü söyleyemeyeceğim. Evet. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Umarım kızmamışsınızdır bana söylediklerimden ötürü. Çünkü her zaman ne olursa olsun doğruyu söylemek durumundayız. Peki gelelim ikinci desteğe. Merhaba ikinci deste. Şimdi kendine atan kartlar var. Mahkemeler, kılıç sekizleri. Ne oluyor? Şöyle zamanı kontrol ettim. Şimdi ikinci destenin akıllarındaki kişi onlar hakkında ne düşünüyor?
gibi düşünüyor. Benden bu arada bazen soruyorsunuz özel açılım alabilir miyim diye, elbette ki alabilirsiniz. Özellikle Twitter'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabıma çok uzun süredir giremedim ya. Vallahi görmüyorum Instagram'daki mesajları. Özellikle Twitter'dan mesaj gönderebilirsiniz. Biraz geç görebilirim ama mutlaka görürüm yani. Bir gün içinde görürüm. İkinci desteği seçenlerine kullanan kişinin hisleri. Hisleri. Peki. Kendi yaptığım desteden hemen. Düşüncelerine bir kart. Hislerine bir kart. Biraz böyle quick reading olacak. Yani hızlı bir okuma olacak. Aklınızda bulunsun. Detaylı açılımı da yaparız. Düşüncelerine bir kart. Hislerine de bir kart. Çünkü böyle yapmak istedim. Böyle yapınca da uyum olabiliyor. Bir de bu kişinin sizinle ilgili enerjisine bakalım. İkili deste. Kartlar düşmek istemiyor. Bir tane seçtik. İlk onu bağla. Karıştır kendi dedim. Kılıç sekizisi göründü. Demedim mi? Kılıç sekizisiyle mahkeme kendini arttı diye. Bu insan sizinle olarak kendini bayağı böyle sıkışmış, eli kolu bağlanmış, ne yapacağını bilemez bir halde hissediyor. Enerjisi bu şekilde. Düşünceleri fena değil. Evet, tutkunun eseri. Ben buna hep ne diyorum? Tutkunun esiri. Biraz burada size esir olmuş bir insan var. Yani biraz size bağımlılık haline. Ya bu kadar oldu. Tüylerim diken diken oldu. İyi ki karşınızda açmışım. Karıştır kendi dedim. Kılıç sekizisi düştü dedim mahkemeyle birlikte. Tabii almadım. Kılıç sekizisi yine gelmiş. Eli kolu bağlı kartını açtım. Yine dedim ki hani kılıç sekizisi. Bakar mısınız? Kılıç sekizisi yine gelmiş. Ay deli olacağım. Bu ne ya? Allah Allah. Ne oluyor? Ne derdin var çocuğum? Bir şey olsun şimdi geç benden küçük olduğu için karşısındaki partnerin de geç küçük oluyor. O yüzden çocuğum diyorum. Kusura bakma çünkü öğretmenim derim. Çocuğum derim. Az alışkanım. Şimdi arkadaşlar siz bu kişiye ne yaptınız? Bir. Siz ne haldesiniz? İki. Bu ne? Ne oluyor? Aa. Şöyle bir bakayım biraz. Çok hüzünlü bir aşk hikayesi var. Şimdi yani bakar mısınız peçete, mendil falan ağlıyor yani. Gerçekten ağlamasına gerek yok da. Şuraya geri dönelim. Şimdi müthiş bir kılıç sekizisi etkisinde bu insan. Eli, kolu bağlı hissediyor ve yüksek ihtimalle siz de bu şekilde hissediyorsunuz. Çünkü daha karıştırırken dedim ya, ya şu kart kendini attı, almadık. Bu kart geldi, bu kart geldi. Yani kinayecim ne güzel kart seçiyorsun. Helal olsun. Maşallah diyelim. Sonra bakamıyorum uzun süre tarot. Üzülüyorum. Yazıyorsunuz. Video. Çekiyorum. Ama bana dua edin. Ben iyi olayım ki size de video çekebileyim yani. Pekala. Şimdi arkadaşlar. Bu insanın aklındasınız. Çok güzel. Sizinle bir ilişki düşüncesi var mı? Çok güzel. Ama biraz böyle takıntı haline de getirmiş sizi. Böyle bir durum var. Yani hem size kendini mecbur hissediyor. Hem de bu yüzden de biraz da huzursuz. Siz bu insanın evi gibisiniz. Yani çıksın, gezsin, tozsun, istediğiyle takılsın, görüşsün. Ama yine de evi sizsiniz. Öyle bir durum var. Hani şey diyorsun, gitsin istediğiyle gezsin, tozsun. Sonra evi benim. He, yok öyle diyebilir bazılarınız. Vallahi öyle görüyor yani şimdi sizi. Ne yapayım? Evi gibisiniz. Evi gibi huzurlusunuz yani. Ha burada şey değil illa başkalarıyla mı görüşüyor mevzusu değil. Hayır. Ondan bahseden bir kart öyle bir şey vermedi. Aksine sanki çok huzursuz bir insan bu, tamam mı? Ama sizde öyle bir huzur vuruyor. Ve sizle böyle aile olmayı falan düşünmüş olabilir bu insan. Çünkü hep şey diyorum. Özellikle özel danışmanlık alanlar bilir. By the Book kartında bir fil ailesi var. Ve burada bir no place like home yani. İnsanın evi gibisi yok anlamına gelen bir kart var. Gerçekten böyle ailesi gibisiniz. Aile olmak istediği birisiniz. Size karşı hissiyatı var mı? Evet var. Hatta yani hem tutkular hem şeytan kartı bayağı böyle cinsel olarak da çok inanılmaz size çekilen bir insan. Sizde böyle cinsellik yaşamayı düşünen bir insan.
Hatta şimdi bu kadar eli kolu bağlılıklar gelince, şimdi yabancı YouTuber'larda çok var. Ben çok hadi oraya girmeyeyim de biraz değişik fantezileri de olan biriymiş gibime geldi şu an. Değişik demeyeyim de çeşitli fantezileri var diyelim. Neyse oraya çok girmeyelim. Su gruplarından yengeç, balık, akrep olabilir. Sizin veya karşı tarafın haritasında. Bunun haricinde terazi var burada. İkizler var. Yay burcu var. Bir de oğlak burcu var. Eğer yani bunlar sizde varsa biraz daha etkili olarak düşünebilirsiniz. Ya siz bu insanın meleğiymişsiniz sanki. Şu şey şimdi ilk kez dikkatimi çekti. Uzun süredir de elimde kartlarım ama kadının başının üstündeki şu hareyi görüyor musunuz? Böyle bir melek gibi adeta. Sevginizle bu insanı böyle sarıp kuşatmışsınız. Adeta sevginizle böyle bağlamışsınız ve kurtulamıyormuş gibi. Kurtulmak istese bile kurtulamıyormuş gibi. Düşüncelerinde sizinle böyle bir araya gelmek, baya böyle cinsellik yaşamak vesaire şu bu var. Ama hislerine baktığımda hislerini bastırmaya çalışan bir insan varmış gibi. Aslında bu durumdan dolayı da üzgün yani. Hislerini biraz böyle özellikle bakın 4 hafta ve 8 hafta geldi. Yani 1 ay ve 2 aylık zaman diliminde çok böyle kendini bu insan sessiz bir hale almış olabilir. Çok sesinin çıkmadığını görmüş olabilirsiniz ve neden böyle diye düşünmüş olabilirsiniz. Aslında bir karara sanki varmaya çalışıyor. Çünkü bir değnek sekizisi gelmiş. Sanki bir karar almaya çalışıyor da o kararı almamak için de elinden geleni yapıyor. Sürekli erteliyor gibi. Ha, sizinle görüşmek istiyor mu? Aslında istiyor. Ama hislerinde onun elini kolunu bağlayan bir durum var. Yani gerçekten bir sorun olmasına, gerçekten bir engel olmasına gerek yok aranızda ama bu insan olduğunu düşünüyor olabilir. Ve bundan dolayı da böyle bir ya uf, olmuyor zaten kafasına girmiş olabilir açıkçası. Peki bakalım bu insan sizinle alakalı olarak ne yapacak yani? Eylemi ne yönde olacak? Tamam, düşünceleri, hisleri bu şekilde ama ne yapacak? İkinci desteği seçenlerin yakınlarındaki kişi. Ay. Ay ömür törpüsü bu. Bekle annem, bekle. Bekle, çok beklersin. İnat. İnat seni. Bir kart daha alayım mı? Bir şey yapacak mısın? Bu zavallılara. Ha? Ne bu böyle kendine de karşındakine de acı çektiriyorsun? Net bir adımla gelir mi arkadaşlar? Net bir adımla gelmeyebilir. Sizi çok fazla bekletebilir. Haberiniz olsun. Böyle bir durum söz konusu. Yani gelen kartları bilmiyorum. Görüyor musunuz? Kılıç dokuzlusu, kılıç üçlüsü, tılsım yedilisi, kupa altılısı, imparator, kılıç yedilisi. Yani aman Allah'ım size net bir şekilde gelmemek için elinden geleni yapıyor ama bu insanın olayı şu. Ne yapacak? Bu biraz böyle şey, ne derler ona? Gençler bir şey diyor ya, dert o takılmak mı? Öyle bir şey bilmiyorum. Biraz böyle depresif gezecek yani. Kılıç dokuzlusu, kılıç üçlüsü, üf, yanında tılsım yedilisi. Hani ben sana gelmek isterdim ama gelemedim. Böyle bir ajitasyon, bir depresif takılmalar. Öyle bir durumu var. Ama inadı var bunun yani. Gerçekten çok bariz bir inadı var. Hani kızım ben senin ayağına gelmem ya da oğlum ben senin ayağına gelmem, sen gelirsen benim ayağıma gelirsin gibi saçma sapan bir düşüncesi var. Çok inatçı bir insan var karşınızda. Ve çok hızlı hareket etmeyecek bir insan var. Yani sizinle görüşmek istiyor mu? Evet, sizinle görüşmek istiyor. Hani size bir şey sunmak istiyor aslında. Ama çok net gelmeyecek. Böyle sizi bir yoklayıp gidebilir, tamam mı? Ve şey olabilirsiniz. Bir dakika ya. Ne oldu ya şimdi? Ne yaptı bu ya? Adım mı attı? Geri mi çekildi? Bu neydi şimdi? Bu ne? Filan böyle kapıyı yedirtebilir size. Onu söyleyeyim. Evet. Öyle bir şey yapabilir. Çünkü bu insanın net bir şekilde gelişini şu an için görmüyorum. Bir küçük adım atabilir. Tamam mı? Mehteran gibi ama. Hani iki ileri bir geri. İki ileri bir geri. Öyle bir havası var bu arkadaşın. En azından şimdilik yani arkadaşlar. Böyle söyleyebilirim. Maalesef size de birinci desteğe de iyi bir haber veremedim ama durumlar bu yani şimdi. Şey diyemeyeceğim burada. Bu kartları görüp geliyor. Aşkınız size geliyor filan. Evet burada hepimiz moral bulmak için bir şekilde tarot videosu dinliyoruz farkındayım.
Ama boş bir beklentiye sokmaya, kötü kartlar geliyorken de, yani kötü demeyeyim de hadi ters istikamette enerjisi olan kartlar geliyorken de ne yapıyorum ben ya? Ay, kafam karıştı. Bir şekilde hadi her şey güllük gülistanlık demenin çok bir anlamı yok diye düşünüyorum. Vallahi böyle. Umarım daha güzel olur hakkınızda. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorum bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.